Hamas'ın sadece 2012'de Gazze'den İsrail kentlerine attığı roket sayısı 1158. 2011'de 627 roket düşmüş İsrail'e. Bu sene bu rakam yaklaşık iki katına çıkmış. Son iki günde, yani 14 Kasım'dan bu yana 351 roket düşmüş İsrail'e. 2001'den bu yana ise 12.800 roket ve havan topu düşmüş, havan mermisi İsrail'e. Bu da günde ortalama 3 saldırıya denk geliyor. 1 milyondan fazla İsrail'de roket saldırılarının düzenli tehdit altında yaşıyormuş. Şimdi bu durumda bize dedi ki adamlar, ya kardeşim niye hava harekete yapıyorsunuz? Evet. Niye bombardıman yapıyorsun deyince, kendimizi savunuyoruz diyorlar. Ne diyelim? Kardeşim yapmayın, etmeyin, bir anlamı yok bunun. Roket atma ne alaka ya? Değil mi ya? Dersiniz sizin Allah'ınız da bir, bizim Allah'ımız da bir, değil mi? Evet tabii. Kardeş olalım. Aynı peygamberlere inanıyoruz. Ahirete de inanıyorsunuz siz. Cennete cehenneme inanıyorsunuz. Biz de cennete cehenneme inanıyoruz. Değil mi? Tabii ki. İttifak edelim dinsizliğe karşı. Birlikte gayret edelim demeler lazım. Tabii. Üniversitelerde, orada, burada, her yerde aydın, dindar bir gençlik yetişmesi için gayret etmeleri lazım. İttihat-ı İslam'dan tek kelime bahsetmiyor Filistinli kardeşlerimiz. Evet. Duymuyoruz. Gece gündüz kahrolsun İsrail, haşa. Ya kardeşim İsrail peygamber ismi, kahrolsun İsrail denir mi? Haşa, kahrolsun diye diğer peygamberleri söylersen sen. Bu ne olur bu? Ya İsrail devletine ne diyorsan de. Ama kahrolsun İsrail niye diyorsun? Değil mi? Evet, tabii. Olmaz. İsrail devletinde cinayet işleyen, zulmeden, orantısız güç kullanan kişilere telin mahiyetinde ne söylüyorsan söyle. Evet, tabii. Ne konuşuyorsan konuş. Ama öyle bir durum ki kardeşim, şimdi biz ne diyelim? Yani adam yağmur gibi hava mermisi ve roket yağdırıyor. Şimdi biz de diyeceğiz ki İsrail'e, kardeşim bunlara cevap vermeyin, atsınlar. Kardeşim şimdi bu acayip bir şey olacak tabii o zaman. Ki, evet. Biz kendimizi savunuyoruz diyorlar. İllaki işte Moşia. İnşallah. İllaki Mehdi, yani öbür türlü huzursuz yaşayacakları belli. Allah rahatlık vermiyor İsrail'e. Allah rahatlık vermiyor Filistin'e. Çünkü Mehdi kabul edilmediği sürece, Moşia kabul edilmediği sürece bu ızdırağı devam edeceği açık görülüyor. Allah açıkça bir huzursuzluk veriyor. Gece gündüz sığınaklarda yaşıyorlar İsrailliler. Peki Moşia niçin aranmıyor? Gece gündüz dua ediyorsunuz Moşia için. Mehdi için dua ediyorsunuz. Değil mi? Ya Rabbi bize göster deyin. Vakti geldi. Yani Musevi takvimine göre başka vakit yok zaten. Son. Evet. 1999, kendi kutsal kitaplarında geçiyor 1999 tarihi. Evet. Moşia'nın vakti. Tabii. 2000'ler Moşia'nın vakti. Hiç beklenecek bir şey yok. Sürekli Mesih'i aramaları lazım, Moşia'yı aramaları lazım. Daha önce aradık, bulamadık diyor. Tevrat da öyle diyor zaten. Ümit kesildiği bir sırada çıkacak evet. diyor. Arayacaklar insan, aradık bulamadık diyecekler diyor. Ümit kesildiği sırada çıkacak diyor Moşia. Yani İsrail'in tek yanlı eleştirilmesi bana mantıklı gelmiyor. Roket atmayın. Adamdan canına kastetmeyin. Kardeş olun. Birlikte oraları cennet hale getirin adeta. Ama yapamıyorlar işte, yapamazlar. İllaki Mehdi, illaki Moşia. İnşallah, inşallah. Yani burada bir mantık olmaz. O onlara, onlar onlar, onlar onlar, ama bu devam eder Allah'a diye. Evet. Bak şu köfte mesela, dün bombardımanda ölmüş şu sevimli. Göster bakayım. Bak şu şeker, görüyor musun ortadaki ufaklık?
Bayağı tatlı değil mi? Çok bayağı güzel, şeker, acayip şeker. Şeker, maşallah. Öbürleri de yaralanmış herhalde, o delikanlı yine o hanım da yaralanmışlar. Evet. Yanlış bilmiyorsam eğer. Allah öyle mi? Öyle. Evet. Yazık, günah değil mi ya? Nereye gitsin bu insanlar ya? Diyorlar ki oradan haşa işte çekip gitsinler. Nereye gitsin? Ya İspanya'ya gidiyor, diyor ki onlar hadi buradan kaybolup gidin diyorlar. Evet. Allah Allah. Bir yere gidiyor, buradan da gidin diyor. Mesela Hitler de diyor ki burada da duramazsınız, gidin diyor. Evet. Nereye gitsinler ya? Bir yer gösterdin, oraya gitsinler. Bir de atalarının yurdu Kur'an'da Musevilerin orada olacağı belirtiliyor açıkça. Ayet. Açıkça belirtiliyor. Ne mahsuru var ya, orada yaşasınlar. Yani hayır, mahsuru da görseler zaten mantığı olmaz. Kur'an'da işaret edilmiş orada yaşayacaklara. Evet. Bırak bir avuç insan ya, yaşasınlar, huzur içinde yaşasınlar. Kadın hamileyken ölmüş, evet, öyle mi? Evet, annesi. Çocuk ve babası da yaralı. Evet. Ha. Çocuk ama çok şeker ya. Çok evet, acayip şeker. Maşallah. Badem şekeri gibi bir şey, bayağı evet, tatlı. Geçenler Filistin'de ölen bir çocuk var. Evet. Nur gibi, acayip tatlı. Maşallah. Hiç öyle olduğu belli değil. Kuzu gibi. Maşallah. Onun resmini bulabiliyor musunuz? Bakayım inşallah. Yazık ya, bu nedir bu rezalet ya? Çok korkunç bu. İmanları zayıf insanların. Güvenemiyorlar Moşiha Mehdi'ye. Yapamaz zannediyorlar. Kendiniz yaptığınız işte böyle oluyor. Kan revan içinde, ızdırap içinde kalıyorsunuz ve acı çekiyorsunuz, korku içinde yaşıyorsunuz. Allah'a teslim olun, Allah'ın Mehdi'sini bulun, Moşiha'yı bulun, tabi olun. Ya arayın, yine Allah sizi kurtarır. Ararken de Allah sizi tabii kurtarır. Ki, inşallah. Ya aramak da yeterlidir. Ya aramıyorsunuz. Birçoğu ümit kesmiş. Müslümanlar ümit kesmiş. Museviler ümit kesmiş. Bela yağmur gibi yağıyor. Çünkü bak Tevrat'ta diyor, ümit kestiğiniz sırada çıkacak diyor. Evet, evet. Hadislerde ne diyor? Ümit kestiğiniz sırada çıkacak evet, diyor. İki taraf diyor ki biz ümit kestik diyorlar. Demek ki çıkmış. Bu bir alamet.